Arkadaşlar, hayat sadece okul, test, tost, üçgen, dershane falan değil. Hayat daha derinliği olan bir kavram. Merhabalar dostlar. Büyük şirketlerin CEO'su Ken Blackhart der ki, İnsanlar iki gruba ayrılır. Kartallar ve ördekler. Devletler, kadim devletler, büyük devletler kendi devlet yönetimlerini, ekonomilerini emanet etmek için kartallardan faydalanırlar. Yani gerçekten kaliteli, iyi eğitilmiş öğrencilerini, seçkin, spesifik öğrencilerini özel eğitimlerden geçirirler dostlar. İki tane güzel yavrum, Merve Armağan ve Salih Selman, Harvard'a gittiklerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük şaşkınlık yaşıyor çocuklar. Faruk hocam diyor, Harvard dünyada bir numara ama hani bir restoran, bir kafe, bir kafeterya, bir eğlence mekanı, çay, kahve ortamı yok. Kütüphaneler var, araştırma laboratuvarları var, inanılmaz bir arazi var. Arazide böyle en fazla banklar var. İnsanların oturduğu banklar var. Kafa o kafa değil. Kafa bilimle uğraşıyor, üretimle uğraşıyor arkadaşlar. Daha özel bir ortam sağlanıyor. Türkiye'de eğitimin duayenlerinden saygıdeğer büyüğüm, abim, gurur duyuyorum onunla. Hami Koç ağabeyim, sosyolog, eğitimci. Bir grupla İngiltere'yi ziyarete gidiyor. Bizim işte Dışişleri Bakanlığımızdan özel görevliler var. Herkesin ziyaret edemediği özel okullar var İngiltere'de. Okullardan birisi Eton College. Böyle Eton College diye hep geçiyoruz ama öyle değil arkadaşlar. Okul 1441 yılında kurulmuş. Kral 4. Henry tarafından. Yüzyıllardır İngiltere'yi yöneten ekip bu okuldan çıkıyor. Okula gidiyorsunuz. Tabii şaşkın bir şekilde ziyaret ederken. Şimdi onlar böyle İngiltere'de okuma imkanları var. Parayla okuyorsunuz. Dünyanın dört bir yanından İngiltere'de okumak için öğrenciler geliyor. Böyle afilli fotoğraflar var. Kız da erkek de gruplar var. Eğlenceler var. Ortamlar var falan. Ama okula gittik öyle bir ortam yok diyor. Bir ciddiyet var diyor. Öğrenciler çok ciddi. Asil bir hava var diyor. En ufak bir böyle sıradanlık yok. Şaşırdık diyor. İşte ciddiyet, ciddiyet, ciddiyet. Bu erkek okulu. Sadece yüzyıllardır bu okulda erkekler okuyor. Öğleden sonraki diyor programımızda Abbey's okula gittik diyor. O da yine arkadaşlar 150 senelik bir okul. 1887'de kurulmuş bir okul. Kız okulu. Sadece kızlar var. Faruk hocam diyor erkek okulunun kız versiyonu. Yine ciddiyet var, yine asalet var, inanılmaz bir böyle seviye var. Yine en ufak bir eğlence ortamı yok. Gürültü patırtı yok, kahkaha atan insanlar yok, gitarıyla köşede müzik yapan insanlar yok. Artık dayanamadım diyor, müdür hanıma sordum diyor. Hani diyor, broşürlerde falan böyle İngiltere'de eğitim denince böyle eğlenceler, partiler falan var diyor. Sizde öyle bir ortam hiç göze çarpmadı diyor. Kadın gülerek cevap veriyor. Efendim diyor, o İngiltere'de okumak için gelen öğrencilerin tercih ettiği görüntüler diyor. Buraya diyor kolay kolay İngiltere dışından öğrenci almayız diyor. İngiltere'nin, Birleşik Krallık'ın geleceğini biz bu gençlere emanet ediyoruz diyor. Arkadaşlar. Bunları okudum. Tüylerim diken diken oldu. Kabataş Erkek Lisesi müdürü Selman Küçük hocamın ilk göreve başladığı dönem. Faruk hocam diyor yani öğrenci yurtlarını ziyaret ediyorum. 9. sınıf küçücük kızlarımız da ailelerinden, Anadolu'dan yeni kopup gelmiş öğrenciler. Önce onları ziyaret ettim. Hani sohbet açılsın, sıcaklık olsun, onlara sahip çıktığımızı anlayabilsinler, hissedebilsinler diye. O bir grup kız çocuğuna dedim ki, gelecekte ne olmak istiyorsunuz? Meslek olarak gönlünüzden ne geçiyor? Küçük bir kız, gözlüklü ufak tefek bir kız dedi ki, hocam biz kendimizin farkındayız. Okuduğumuz okulun da farkındayız. İstersek, arkadaşlar bunlar %1'in altındaki dilim. İstersek tıp fakültesi, istersek istediğimiz mühendislik bölümü kazanabileceğimizi biliyoruz. Ama bizim derdimiz vatanımız için, bayrağımız için, toprağımız için nerede en fazla faydalı olacaksak devletimize, milletimize orada görev almak istiyoruz dedi kız diyor. Faruk hocam ağlamamak için sırtımı hemen döndüm diyor. Uzaklaştım bir bahaneyle. Arkadaşlar hayat sadece okul, test, tost, üçgen, dershane falan değil. Hayat
daha derinliği olan bir kavram. Arkadaşlar, dostlar, burada hedefimiz kendisiyle, medeniyetiyle, bedeniyle, benliğiyle, tarihiyle, kültürüyle, şiiriyle, müziğiyle barışık gençler elde etmek. Hayat o zaman anlam kazanıyor. Vatan adına sorumluluk üstlenebilecek, onun yarınını dert edinebilecek gençlik. İdeal gençlik bu gençlik. Onlara özel programlar, onlara özel okullar da ayarlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Amerika'yı tekrar keşfetmenin anlamı yok. Bütün büyük ülkeler, güzel ülkeler bizzat bunu böyle yapıyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.